Peki. Peki Buse'cim. Anlat bize, Amerika'ya gittin, orada okudun, evet. Bu branşta, moda, sonra moda okudun. Moda pazarlama ve yöneticiliği bitirdim, evet. Mezun oldum. Sonra geçen sene blog açtım, bir buçuk sene oldu, bitti. Blogumu devam ettiriyorum. İşte ünlülerin... Twitter'da kaç kişi var şu anda blogunu takip eden? Blogumu 2000 kişi takip ediyor ama Twitter'da 38 bin takipçim var. 38 bin, harika. Evet. Facebook'ta 7000 küsur kişi var. Harika. Onlara da bu arada bu vesileyle teşekkür etmiş olayım. Beni çok desteklediler. Hem okulumla birlikte hem buradayken hiç bırakmadılar beni. Hem bu vesileyle de böyle sürekli bir babasının kızı, babasının soyadıyla bir şeyler yapıyor gibi bir... Ben de çıktın. Çıktım. Onu da anlatmış olayım burada ki ben tabii ki babamın soyadını taşımak benim için büyük bir gurur. Onun... Sanki bir baba hayranısın zaten onu, evet. Biliyoruz. Evinde posterleri, evet, bile var. Aynen, evet, öyle. Öyle bir babanın hayranı olmamak mümkün değil. Kesinlikle. Tabii ki ama ben kendi ayaklarım üstünde durmaya çalışıyorum. Kendi adımla bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Kendi adımla bu işi yapmaya çalışıyorum ve blogumu kendi kendime bir yerlere getirdim. Şu anda da çok iyi yerlere gidiyor. İnşallah daha iyi yerlere de gidecek. Evet, blogla ilgili konuşacağız ama biz bugün tabii ki Fatih abinin kızı diye çağırmadım seni. Hı. Buse Terim diye çağırdım. Ama yine de Fatih abiyle küçük bir röportaj yaptık. Sen programa geliyorsun, Fatih abi neler hissediyor diye Fatih abiye sorduk. İlk defa çünkü kızı, evet, bir programda. Bu arada gerçekten Fatih abiyle çok teşekkür ederim. Hiçbir yere çıkmıyorsun. Evet. Bize güvendi, gönderdi. Çünkü çok değerlisi gerçekten de iki kızı da. Fatih abiyle kısa bir röportaj yaptık. Hep beraber izleyelim. Buyurun. Ya Allah diyelim bakalım. Hadi. Efendim, kızınız Buse Beyaz Şov'a çıkacakmış. Ben şunu da kapatayım. Beyazıt Öztürk'le bir diyaloğunuz oldu mu bu konuda? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Diyaloglarımız devam etmek zorunda. Ancak önümüzdeki bir basın toplantıyla size zaten nasıl hazırlandığımızı ifade edeceğiz. Peki Beyaz Şov'da neler olacak sizce? Plan program hakkında bilginiz var mı? Program ana hatlarıyla belli tabii. O programı söylememde bir sakınca yok. Ki siz de hazırlanabilir ama programın içeriği konusunda... Sonra paylaşacağız sizle. Fatih Hocam, önümüzdeki günlerde neler bekliyor Buse'yi? Bir Antalya seyahatimiz olacak. Düşüncemiz içerisinde. 5 günlük. Burada kız arkadaşlarıyla Antalya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Onun size otelini, yerini söyleriz. Antalya'da günleriniz nasıl geçecek? Yani benim o astığım sabah 8 kalkış, 8.30 kahvaltı, 9 toplantı, 11 antrenman gibi böyle bir sıralama görmeyeceksiniz. Son soru doğal olarak... Bir tecrübeli arkadaşa verelim. Libero olarak arkada duruyor. Buyurun. Sayın Hocam, 3 tane sorum olacak size. Uzayda hayat var mı? Burcunuzu merak ediyoruz. Bir de kızınız Buse Terim teknik direktör olmak isterse sizin cevabınız ne olur? 3 tane birbirinden güzel soru. Tebrik ediyorum. Birinci sorunu bir hatırlatırsan. Olmuş. Arkadaşlar selamlar olsun tekrar. Oh